Merhaba, herkese merhaba. Bu yayını başlatabilmek için epey bir problem yaşadık. Sonunda böyle bir çözümle karşınızdayız. Şu anda biz Berlin'deyiz. Ve istedik ki sanki aynı evin içinde olmamıza rağmen iki ayrı ekrandan size hitap edelim. Konuşmamızı birbirimizi görmesek bile birlikte karşılıklı sürdürebilelim diye bir şey düşünmüştük. Ama maalesef teknoloji her ne kadar gelişse, her ne kadar ilerlese bile bazı şeylere çözüm bulamıyor. Yani mesela dün yaşadığımız WhatsApp, Instagram ve Facebook problemi gibi. Yani biz de dünden beri bir şekilde bağlanmaya çalışıyoruz ve bağlantıyı kuramıyoruz. Aslında güzel bir sohbet hazırladık. Güzel bir tartışma olmasa bile karşılıklı atışmalarımız olacaktı. Ama şu anda aynı ekrandan size hitap edeceğiz. Ve bu konuşmayı birlikte sanki karşılıklı yapıyormuşuz gibi devam edeceğiz. Ben şimdi bu renk konusunda çok uzun süredir beraber yaşayan iki tane profesyonelin ne düşündüğünü ve nasıl iletişim kurduğunu renklerle o konuda konuşmak üzere Sadık Kara Mustafa'yı başlatmaya çağırıyorum bu konuyu. Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Herhalde diyebiliriz. Kara Mustafa'ların renklerle imtihanı. Elbette. Güzel bir şey. Güzel. Evet. Çünkü epey bir imtihan geçirdik başından beri buna. Evet. Ben sizi İstiklal Caddesi'ne götürmek istiyorum. Berlin'deysek her ne kadar. Bu tür seminerlere de biraz alışkınım. Çünkü geçen yıl derslerimi seminer biçiminde yapabildim pandemi nedeniyle. 14 tane seminer düzenledik. Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde. Onun için biraz alışkınım buna. Bu sefer başka türlü oldu. Bunu söylememin nedeni de şu, bir grafik tasarımcı olarak ve görsel iletişim alanında çalışan biri olarak ve eğitim yapan biri olarak hep bir takım işleri ekranda göstermeye alışığız. Yani renk gibi göze hitap eden bir kavramı sözle anlatmak bakalım nasıl olacak, Allah size sabır versin, bilmiyorum. İstiklal Caddesi dedim. Geçen birkaç gün önce Facebook'ta ve Instagram'da bir fotoğraf yayınladım. Daha önce, ondan iki gün önce çektiğim bir fotoğraftı, İstanbul'dan Berlin'e gelmeden önce. Uzun süredir Cihangir'de oturmamıza rağmen pandemi nedeniyle fazla kımıldamıyoruz yerimizden, yaş icabı. İstiklal Caddesi'ne gitmek zorundaydım. Buraya gelirken bazı şeyler satın almak için caddeden Hacı Bekir'e falan uğramak istiyordum. Birden tuhaf bir şey gördüm. Bir takım sandukalar koymuşlar. Sanduka tam anlamıyla oturuyor bu şeye. Sandukalar koymuşlar caddeye. Ama tuhaf bir şekilde, yani bir acayiplik var. Sırt sırta dönük iki tane oturma yeri olan, daha doğrusu 1,5 kişilik, 2 kişilik de değil, oturma yeri olan ortasında bir dev saksı olan ve bir sopa üzerinde sanki gerçek mi yoksa plastik mi olduğunu bilmediğimiz ağaç olan önünde ve arkasında bir acayip form, yani biraz post-truth bir durum var, yani bir garip bir durum var. Ve bunlar caddeye yukarıdan başlayarak, Taksim'den başlayarak Galatasaray'a kadar, Galatasaray'dan ötesini bilmiyorum, var mı, herhalde vardır, oluyor. Yani insanlar oraya oturacak, doğa havası alacaklar o ağaçtan ve böylece bir istiklal gezisi yapmış olacaklar. Bunun resmini çektim ve yolladım.
Bunun adına da İstiklal Serüveni koydum. Gülsün Kara Mustafa alınmasın. Daha önce onun da katıldığı bir yaklaşık 10 yıl önce bir sergi dizisi yapılmıştı Yapı Kredi'de. Rana Blok'un küratörlüğünde. Adı İstiklal Serüveni'ydi. Ama bu İstiklal Serüveni başka bir İstiklal Serüveni. Yani bir acayip İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi öğrenciliğimden bu yana aşağı yukarı her gün gittiğim bir yerdir. 1980'leri hatırlıyorum bu sefer. İşte darbe olmuş. Bir iki ay geçmiş ya da geçmemiş. Onu tam olarak hatırlamıyorum. Yönetimden bir karar çıktı. Dükkan tabelalarının renkleri rengarenk olmayacak. İş yerlerinin ve dükkanların bütün Türkiye'de böyle. Zemin kahverengi olacak. Üzerindeki yazı ve logo, yani kurum logosu, altın yaldız olacak. Birdenbire herkes baş üstüne çekip selam verip buna uydu ve dükkanlar, bütün kurumsal kimlik, logolar vesaire hepsi kahverengi, son derece çirkin ve üzerine kimisi boyayla, kimisi kesme yazılarla dükkanların ya da işyerlerinin ya da kurumların ismini yazarak buna uydular. Bu o zaman Arredamento dergisinde de yayınlanmıştı ve son derece tuhaf bir durum. İstiklal Caddesi ile ilgili geçmişteki ikinci bir anım daha var. Yine tipografi ve grafik tasarımla. Karınca Ezmez Şevki'yi pek gençler bilmezler. Galatasaray tutkunu bir taksi şoförü, dolmuş şoförüydü. O zamanlar İstiklal Caddesi 60'lardan bahsediyorum. Ve 70'lerden İstiklal Caddesi'nde araç trafiği vardı. Karınca Ezmez Şevki arabasıyla Galatasaray Lisesi'nin önüne geldiği zaman arabayı kenara çeker, arabadan iner ve Galatasaray Lisesi'nin yanında bulunan bir oyuncakçı dükkanının önünde durur. Elini bu şekilde kaldırır, selamlar, bir süre öyle bekler. Neden orada? Çünkü o dükkanın vitrayı sarı kırmızı renklerden oluşuyordu. Ve ondan sonra kimse bir şey demez. Herkes bunu bilir, bütün İstanbullular bilir. Hiçbir şey konuşmaz. Son derece efendi bir insandı, kimseyle konuşmazdı. Ama öyle bir Galatasaray aşkı vardı Karınca Ezmez Şevki Bey'de. Bir renk unsuruydu değil mi yani? Peki, kadın örgütleri bir slogan yayınladılar. İzninle bunu söylüyorum. Kadın kadındır, renk babandır diye. Dolayısıyla bu Türkiye'nin renkleri, işte azınlıklar için onlar Türkiye'nin rengi vesaire gibi bir takım söylemlere de çok itibar etmiyorum doğrusu. Ama sizin programınızın başlığına itiraz etmiyorum katiyen, aklınıza da öyle gelmesin. Hemen tekrar buradan tasarımcı olarak zaman zaman işte 50 yıldır hakkımda yazılmış bazı yazılar oluyor, röportajlar yazılmış oluyor. Bunlardan bazıları benim çok renkli bir tasarımcı olduğumu, renkli bir grafik tasarımcı olduğumu söylerler. Doğrudur, doğrudur. Yani grafik tasarımcı olarak rengi seviyorum ve kullanıyorum. Çok kullanıyorum. Özellikle renkli yazıları çok kullanıyorum. Bunun kökeni de çocukluğumda yaşadığım şehir Samsun'da, işte bütün yaz boyu şehri dolaşırdım ve renkli dükkan tabelalarına neredeyse aşıktım. Renkli dükkan tabelalarını seyrederdim ve tabelacılar da, tabela ressamları da
böyle sokak ortası, yani sokaktan görünürdü nasıl çalıştıkları. Ah ben de bunlar gibi yapabilsem diye çok hayranlıkla seyrederdim onları. Oradan kalma bir renkli ve süslü yazı merakım vardır. Bu nedenle de renkli bir tasarımcı, renkli tasarımlar yapar sözünü kabul ediyorum ve benimsiyorum. Ben burada bırakıyorum yine sözü Gülsün Kara Mustafa'ya, sonra devam edeceğim. Peki, Sadık Kara Mustafa getirdi ve çocukluk anılarına bağladı. Aslında ben de onu yapmak istiyordum. Çünkü renk deyince renkle ilişki ne zaman başladı, ne zaman hayatıma girdi, niye bu renk meselesiyle bu kadar ilgiliyim ve de neden rengi bu kadar coşkuyla ve pervasızca kullanıyorum? Bunun altında yatan şey aslında çocuklukta seçilmiş bir şeydir diye düşünüyorum. Bu herkesin hayatında vardır. Çocukken çok güzel resim yaparsınız. Yani şu anda bizim ikiz küçük torunlarımız var 4 yaşında ve oturuyorlar dünyanın en güzel resimlerini, en renkli resimlerini yapıp bize getiriyorlar. Ve orada görüyorum ki yani çocuk ressam olmaz, çocuk ama renkle harika bir ilişki yaşar. Dolayısıyla kendimi hatırlıyorum, çocukluktaki en çok heyecan duyduğum şey aslında sulu boya paketleri var. İşte o sulu boyanın içinde yuvarlak şekilde bir takım renkler. Bu yuvarlak renkler benim hayatımın en önemli, en sevgili unsurlarıydı. Yani o renklerden, o küçük sulu boya plakalarından renk çıkarabilmek ve o rengi bütünüyle kağıtta deneyimlemek çocukluğumun en sevdiğim oyunuydu belki. Bu renkle ilişkim çok uzun süre sürdü çünkü ortaokulda da çok güzel ilişkiler içindeydim. Ankara'da okuduğum okulun hocalarından bir tanesi Eşref Üren'di, öbürü Turgut Sayın'dı ve ikisi de birlikte bu rengi çok seven çocuğu fevkalade desteklediler ve hatta yönlendirdiler. Akademiye gelene kadar yani bu renk coşkusunu sonsuz yaşadım. Yani her şey çok renkli, yaptığım resimler çok renkli, elbiseler, saçlar, oyunlar, oyuncaklar vesaire hepsinde bu renk meselesi var. Fakat akademiye geldiğim zaman bir eğitim süreciyle karşılaştım tabii. Yani bildiğin her şeyi unut, yepyeni bir yerden başla meselesi. Öncelikle tabii bir galeri eğitiminden geçiyorsunuz. Renksiz heykellerle çalışıyorsunuz. Onları öncelikle kara kalemle çiziyorsunuz. İkinci sınıfa geçtiğinizde de seçtiğim atölye Bedri Rahmi Atölyesi. Bedri Rahmi'nin biliyorsunuz sonsuz bir renk skalası var. Fevkalade renkli çalışan bir sanatçı olmasına rağmen öğrencileriyle yaptığı ilişkide, kurduğu ilişkide onları rengi doğru öğretebilmek için şunu söylerdi. Renk bir süreçtir. Boyayı renk yapma sürecidir. Yani bir boya var ve bunu renge dönüştüreceksin. Bu boya içinde bize tüpten çıkan şeyi, boyayı kullandırmaz. Gider Perşembe Pazarı'ndan toz boya alırdık. O toz boyaları karıştırır. Onların içinden kendi seçtiğimiz renkleri o şekilde değerlendirmeye yönlendirilirdik. Aslında bu süreç beni hiç tatmin etmedi ve beni çok üzdü. Yani toprak boyalardan edindiğim renkler ve onların karışımlarından edindiğim renklerin hiçbirisi tüplerden çıkan olağanüstü güzel karıştırılmış ve harikulade renklerle benzer tarafı yoktu. Dolayısıyla resimlerde de bir indirgeme, bir
aşağı çekme söz konusu olurdu bu toprak boyayı karıştıramama. İşte beceriksizliğim diye de bakılabilir buna. Ama yani bu süreç aslında önemli bir süreçti. Öğrenmek açısından önemli bir süreçti. O dönemde bu boyayı renk yapmak meselesi aslında daha sonra karşıma tekrar çıktı. O da daha sonra bugün Marmara Üniversitesi adı altında eğitim veren ama zamanında 80'lerde, 70'lerin sonunda ve 80'lerde tatbiki güzel sanatlar yüksekokulu olan okulda eğitim görevine başladığımda asistan olarak Mümtaz Işıngör'ün asistanı oldum ve kendisi temel sanat eğitimi veriyordu. Ve bu temel sanat eğitimi içinde kendisinden öğrendiğim ve kendi çabalarımla öğrendiğim yeniden bir renk meselesi girdi hayatıma. Burada işte Bedri Rahmi'nin bize coşkuyla öğrettiği ve deneyerek öğrettiği her şeyin temelinde çok dikkatli bir renk skalaları, onların birbiriyle ilişkileri, şeyler, aynı koyulukta renklerin sonuçlarını görmeye çalıştığımız çalışmalar, çocuklara yaptırdığımız temel eğitim çalışmaları, bunların hepsi aslında neredeyse kendimi de eğitmek noktasında benim için de çok yararlı oldu. Ve bunun üzerine yani kendim yani renk konusunda birçok bilgiye sahip oldum ama aslında bir şeyden vazgeçemedim. Yine profesyonel hayatımda bir şey yapmak istediğim zaman yine çocukluğa dönüp yine o sulu boyanın üzerindeki o harikulade benim için hazırlanmış olan parlak güzel kırmızılar, kırmızı skalaları, işte tüpten çıkan olağanüstü renkler hala beni cezbediyordu ve sanıyorum onlardan vazgeçemeyerek ondan sonraki resimlerimde bunu kullandım ve bu da aslında yani kendi kişisel seçimim olarak hayatımı yönlendiren bir renk ilişkisi haline döndü. Onun için yani daha sonra anlatacağım çünkü şimdi sözü Sadık Karamustafa'ya vereceğim ama renk ilişkim bir bakıma işte bu böyle bir süreçten geçip kendimi indirgeyerek ama tekrar coşkuyla en parlak ve en zengin renk skalasına geçişim böyle bir dönemden geçti. Garip bir tecelli Gülsün'le biz Ankara Koleji'nde, TED Ankara Koleji'nde okuduk. Ama birbirimizi tanımıyorduk o zamanlar. Sonra akademide okuduk. Akademide ben Gülsün'ü tanıdığımda, Gülsün son sınıftaydı yanılmıyorsam. Ondan önce birbirimizi bilmiyorduk. Daha doğrusu ben onu tanıyordum da o beni tanımıyordu. Ankara, TED Ankara Koleji'nde gerçekten Eşref Üren, İsmail Altınok, Selva Tamkan, Turgut Sayım gibi çok değerli ressam hocalar vardı. Ankara'da benim de resimle ilişkim, böyle bir resim galerisi şu bu yoktu. Sadece Kızılay'da Milli Piyango Ofisi'nin bir bölümünü bir tür galeri yapmışlardı. Yani içeri girmiyorsunuz ama dışarıdan seyrediyorsunuz. Orada Türkiye'nin ya da Ankara'nın sayılı ressamları zaman zaman değişerek resimleri sergilenirdi ve hayranlıkla bunu seyrederdim. Lise son sınıftayken bir şey oldu. Bir sergi açıldı kolejin kütüphanesinin kütüphanesinde, kızlar kısmında, kızlar erkekler ayrıydı. Bu sergideki öğrenci, bir öğrencinin sergisiydi. Öğrencinin kendisini göremedim ama resimleri de çok güzel resimlerdi.
biraz da kıskandım doğrusu. İlk Gülsün Ebcioğlu'ydu o zaman ismi. Sonradan Kara Mustafa oldu. Oradan hatırlıyorum. Daha sonra... Sergi benim miydi? Sergi senin sergindi. Tabii ki yani. Güzel. Sonra oradaki resimleri resimlerin resimlerini bazılarının orijinallerini gördüm. Yani bu sürü daha sonra. Sonra akademiye girdim. Akademiye girdiğim sene onu anlatmadan önce yine Gülsün'le bağlayayım meseleyi. Beni tanımıyordu. Ama ben onu tanıyordum çünkü akademinin popüler kızlarından biriydi. Ama sonra 1968'de işgaller sırasında tanıştık. İşte sonra 50 yıllık serüvenimiz orada başladı. Akademiye ben girdiğimde Sabri Berkel'in atölyesindeydim. Eğitim sistemi şöyleydi o zaman. Temel sanat yerine geçebilecek, temel tasarım ve temel sanat yerine geçebilecek galeri diye isimlendirilen 2 yıl geçirirdik. Bunlardan birincisi sadece kara kalem desen çalışırdık. Ondan sonra ikinci sınıfta da tasarımın çeşitli alanlarında ödevler verilirdi. Onları yapardık. Birinci sınıfta Sabri Berkel'in öğrencisiydim. Ve olağanüstü bir desen eğitimi gördüm. Sabri Berkel'den ve asistanı Fethi Arda'dan. Ve gerçekten desenin ve resmin ne olduğunu anlamanın yanı sıra sanat kültürümüzü geliştirmek için seminerler düzenlerdi Sabri Bey. Ve ayrıca bizi başka etkinliklere, kültürel etkinliklere ilgi duymamızı isterdi ve teşvik ederdi. Tiyatroyla, sinemayla, edebiyatla ilişkide olmamızı teşvik ederdi. Buna ben bir de siyasetle ilişkiyi kattım. Sabri Berkel'den öyle bir şey görmedim ama Gülsün'de ben de akademinin solcu öğrencileriydik. İşte 1968 boykot ve işgallerinde de beraberdik. İkinci sınıfta renk girerdi. Gevher Bozkurt ve Edip Hakkı Köseoğlu'nun öğrencisi olduk. Renk girerdi. Tasarımın bütün bölümlerine ikinci sınıftan sonra ayrılırdık. Ben daha sonra önce iç mimarlık bölümüne girmiştim. Sonra bir süre sonra ondan vazgeçip grafik bölümüne geçtim ve üçüncü sınıfta grafik bölümüne geçtim. Orada bir şeyi gördüm. İşte yani resim yapmak, Gülsün'ün anlattığı boyalar, fırçalar vesaire bunlarla uğraşmak benim de öğrencilik ve çocukluk yıllarından bildiğim etkinlikler. Şimdi, grafik tasarımda renk ilişkisi başka bir şey. Hemen ona girelim. Çoğumuz biliyoruzdur bunu. Biz renk ile başlamazdık grafik tasarım ürünü vermeye. Siyah beyaz başlardık. Yani basılacak bir işin, bir afişin, bir kitap kapağının, işte bir reklam ilanının ya da bir yönlendirme elemanlarının İlk çalışması siyah beyaz olarak yapılır. Yani siyah yapılırdı daha doğrusu. Yani beyaz zemin üzerine siyah yapılır. Sonra onun filmi çekilir. O filmden renkler alınır. Verilen renkler uygulanır.
Renk olarak da bizim grafik tasarımcı olarak 3 tane rengimiz vardı. Yani böyle biz illüstratörlerden bahsetmiyorum ama işi yaptığı iş basılmak üzere yapılan biri olarak onu biliyoruz. 3 tane rengimiz vardı. Matbaacılık dilinde buna trikromi tekniği denirdi. CMYK diye 4 tane harf vardı. Bunlardan C maviyi, M magenta yani kırmızıyı, S, Y de sarıyı, yellow'u temsil ederdi. Sondaki K da siyah demekti. Dolayısıyla renkler, 3 tane rengimiz vardı ve tonları ayıran da belirleyen siyah renk vardı. Şimdi bu iş nasıl olurdu? Önce biz siyah olarak işi hazırlardık. Bu hazırladığımız, orijinal dediğimiz hazırlık çalışması daha sonra renklere bölünürdü. Yani renk ayrımı diye bir şey vardı. Bu da iki türlü yapılırdı. Matbaadan önce renk ayrımı işi yapan uzmanlara gider. Burada renkli bir resimse şayet, bir illüstrasyonsa ya da fotoğrafsa önce bir kamerada filmi çekilir. Sonra çeşitli optik filtreler nedeniyle 3 ana renge ayrılır bunlar. Sarı, kırmızı, maviye ve ayrıca siyaha. Ve baktığınız zaman eski offset, şu an offset olarak basılmış ya da tipo olarak basılmış renkli işlere baktığınız zaman noktacıklar görülür. İşte o noktacıklar 3 renk ve artı siyah demektir. Bütün bunlardan oluşurdu. Dolayısıyla renk demek benim için önce siyahtır. Ondan sonra bu 3 renkten oluşmuş kombinezonlardır. Peki bunlar nasıl oluyor? Bu uzmanlar, bunlar bilgisayar öncesi işler dediğim gibi. Yani o zamanlar renk ayrımcılığı müthiş bir meslekti. Önce onlara giderdik, onlarda iş filmler haline gelir. Ondan sonra offset plakalar üzerine geçirilir ve baskı yapılırdı. Şimdi başka türlü tabii işler. Doğrudan şimdiki genç meslektaşlarımız biz de öyle. Bilgisayarda artık siyah beyazı yapılmıyor işte. Doğrudan ben hala önce taslak yapıyorum. Ondan sonra bu bilgisayara giriyor. Bilgisayarda uygulanıyor. Ama öğrencilerime bakıyorum şimdi hiç öyle ellerine kalem kağıt falan almıyorlar. Doğrudan bilgisayarda bu işleri çözüyorlar. Ben o kadar yapamıyorum. Şimdi bu renklilik meselesine gelince, evet gerçekten ben yazıyı renklendirmeyi sevdim. Hep farklı yazılar kullanmayı sevdim. Bunu da bana hocam Emin Barın önermişti. Yani bu hazır yazılara çok güvenmem lazım demişti. Yazı konusunda çalış ve kendin yazı üretmeye çalış diye. Ben buna uydum. Bir de kolaj tekniğiyle çalışıyorum. Yani yaptığım birçok afişte, kitap kapağında kolaj tekniğini kullandım. Yani bir şeyleri kesip, biçip, yeniden resimler ve yazılar oluşturdum. İki tane afişi belki yaşı müsait olanlar hatırlar. Birincisi Miles Davis konseri için yaptığım bir afişti. Kolaj tekniği ve çok renkli yazılarla ve hazır yazı kullanmadan yaptığım afişti. İkincisi 8. İstanbul Film Festivali afişidir. Onu da hatırlayanlar bilir. Buradan bu afiş bana ısmarlayan Hülya Uçansu'ya selamlar. Ve bu tekniklerle
kendi yazılarımı kendim ürettim çoğunlukla. Hala da bunu yapıyorum. Yani zaman zaman yapıyorum. Çünkü bizim grafik tasarım çevremizde bundan rahmetli meslektaşım Yurdar Altıntaş da bu konuda yazmıştı. O da şunu söylerdi. Biz grafiği önce resim olarak bilirdik. Renkli resim yapardık. Bir afiş yapacağımıza önce resim yapılırdı. Sonra bunun müsait olan bir yerine de yazı koyardık. Yani yazıyla ilişkimiz bu kadardı der ve işte kendinden sonraki kuşaklardan benim ismimi vererek benim başka türlü tasarladığımı, kendi yazılarımı bularak çalıştığımı söylerdi. Buna da 1980'lerde ağırlık verdim. O zamanlar Egemen Bostancı isimli bir prodüktörün girişimiyle yapılan Şan Tiyatrosu'nun müzikallerinin afişlerini yaptım 5 sene boyunca, 5-6 yıl boyunca. Hisseli Harikalar Kumpanyası işte gibi müzikallerin afişlerini yaptım. Ve orada müşterim de benden bunu talep ederdi. Yani yaptığın yazılar böyle renkli, kanlı canlı şeyler olsun, çok ciddi olmasın. Ve öyle bir deneyim yaşadım. Egemen Bostancı'yı da rahmetle anıyorum. Benim kendimi geliştirmemde, profesyonel olarak kendimi geliştirmemde Egemen Bostancı'ya yaptığım işlerin çok önemli yeri vardır. Dolayısıyla orada da, o projelerde de hep renkle çalıştım. Daha sonra yaptığım kitap, Yılmaz Güney'in kitap kapakları, Yeryüzü Şairleri, Kavram Yayınları için yaptığım kitap kapaklarında hem kolaj tekniği yaptım hem de yazıyla uğraştım. Şu anda burada da ben fazla konuştum diye düşünüyorum. Tekrar sözü Gülsün Kara Mustafa'ya bırakıyorum. Peki ben hemen senin demin anlattığın CMYK yöntemiyle basılan afişler vesaire ve kendi işlerimin görüntüleriyle ilgili derdimi anlatarak başlayayım. Çünkü deminden beri söylediğim o canlı tüpten çıkan olağanüstü güzel işte şeyler, macentalar ya da scarlet ya da işte zümrüt yeşillerini işimin içine koyduğum zaman bunun basılması gerektiğinde yöntem ancak işte üç rengin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan renk olduğu için onları basılı görünce ben çökerdim. Çok üzülürdüm çünkü istediğim o parlaklığı ve pırıltıyı elde etmenin imkanı yoktu bu baskılarda. Aslında o parlaklığı ve tadı ancak yaptığım bilmem taş baskıda ya da diğer yöntemlerle yaptığım, kendi elimle bastığım bir takım ürünlerde görebilirdim ve onu gördüğüm zaman çok memnun olurdum ama hiçbir zaman matbaa baskısı beni tatmin etmedi. Bir süre önce konuştuğumda yani canlı renkler ve bu canlı renklerin nasıl bir araya getirildiği ve onlarla nasıl oynadığım üzerine konuşmuştum. Aslında renk benim için sadece de tüpten çıkan renk değildi. Yani renk hayatın içinde her şey bir renk olarak işimin içine girebiliyordu. Mesela işte uzun süre kumaşla uğraştım. Kumaşı nasıl bir araya getiriyordum? Tabii bir kolaj bilgisi ve temeli olduğu sürece aklınızda. İşte boyayla da bir ya da bir kompozisyon fikri varsa eğer onu boyayla da yapabilirsiniz ama yani başka malzemeler de yapabilirsiniz. Bir süre için benim için aslında kumaşlar renk vazifesi gördü ve renk olarak
işte gidip kapalı çarşının arka sokaklarından topladığım, oradan buradan kırpıklar olarak bir araya getirdiğim kumaş parçalarıyla yine kompozisyonlar yaptım, diktim onları, bir araya getirdim ve yine o rengi onun içine entegre etmeyi bu yoldan da başardım. Ve sanıyorum o müthiş bir istek ve coşkuydu. Çünkü yine aynı yere geliyorum. Nasıl matbaa baskısı beni tatmin etmiyorsa, nasıl bilmem toprak boyayla elde edilen bir renk tatmin etmiyorsa, işte mesela o kumaşın içindeki ışıltı, o ışıltının ışıkla ilişkisi, o ışıktan aldığı şiddet ve ilişki, o da bir nevi bir renk coşkusu elde etmeye yardımcı oluyordu. Ondan sonra mesela uzun süre yaldızla uğraştım. Şimdi yaldız bir renk mi? Hayır, yaldız bir renk değil ama yaldız bir yüzey. Ama bu yüzeyin de aslında kendine göre içinde bir ışıltısı var. Renk, ışıkla birlikte ileri gitme, geri çekilme, arkasındaki rengi öne doğru fırlatma gibi bir takım numaraları var. Ve hayatımda hep bunu sevdim ve kendi işimde de hep bunları kullanmaya çalıştım. Aslında bunu anlatırken tabii birdenbire işlerimi bilenler diyecekler ki yani evet senin rengarenk dönemlerin var ama bir de renksiz dönemlerin var. Sadece siyah beyazla çalıştığın ya da sadece siyah beyaz çektiğin filmler, sadece siyah beyazla yola çıktığın düşünceler var. Dolayısıyla evet yani ben iki uçta devamlı gidip gelen bir üretim içindeyim. Aslında bunu da şu şekilde hissediyorum. Yani bu bir manik depresif durum değil. Yani evet bir gün kendimi tamamen siyah beyazla ifade etmek istediğim zaman bu siyah beyaz aslında işin gerektirdiği bir şey. Hikayenin gerektirdiği bir şey oluyor. Ama onun hemen arkasından birdenbire bir renk coşkusuna kapılıp bambaşka bir iş yapabiliyorum. Aslında galiba filmlerimde daha çok siyah beyazı seçiyorum desem o da doğru değil. Çünkü işte panter modasıyla ilgili yaptığım bir film var. Mesela onun içinde de neredeyse o kumaş kolajlarımda elde ettiğim görüntü ve renk coşkusunu yine sinemasal yüzeye taşımış olduğum bir film bu. Yani böyle gidip gelmeler, işte bir zaman eğer iş gerektiriyorsa coşkulu bir renk dünyası, onun iç, arkasından hemen geriye çekilip bir siyah beyaz dünyaya kendimi çekmek, hikayenin getirdiği ne getiriyorsa onu uygularken bu iki ikilem içinde hareket etmek. Yani bu tuhaf bir durum benim için ama yani bunları pek kontrol etmiyorum. Ne gelirse nasıl ortaya çıkarsa o şekilde ortaya çıkıyor. Mesela şu anda da yeni bir sergi için işte büyük bir sergi, Hollanda'da açılacak bir sergi için iki tane yeni iş yapıyorum. Hatta üç tane yeni iş yapıyorum. İki tane küçük film, bunlar siyah beyaz ama aynı zamanda çok renkli büyük bir enstalasyon çıktı yanında. Aynı anda, aynı süreç içinde bu ikisi de bir arada olabiliyor. Dolayısıyla kendimi tamamen bir renkçi ya da tamamen bir siyah beyaz insanı şeklinde tanımlayamam. Aslında şu anda en çok istediğim şey de siyah beyaz kara kalemle çalışmaya başlamak. Çünkü onu çok çok özlediğimi düşünüyorum. Hele hele şimdi oturup galeri işlerimizden, Sabri Berkel'den ilk resimle tanıştığımızda, ilk aldığımız disiplinden konuştuğumuz zaman yani neredeyse hemen oturup çalışmaya başlamak istiyorum. Berlin günleri de buna yarayacak diye
düşünüyorum. Daha sakin, İstanbul'dakinden daha dingin geçebilecek günler. Bakalım neler çıkacak. Araya gireyim mi? Tabii, buyur. Bundan sonra zaten söyleyecek bir şeyim yok. Matbaa konusunda haklısın. Yani matbaa öyle bir şey ki bazen çok işi yükseklere çeker ama bazen de yapılan baskı o kadar kötüdür ki insanı vazgeçilebilir. Üzer. Vazgeçilebilir, üzer. Bir şey hatırlatacağım. Bunun matbaayla sen de epey haşır neşir oldun. Bir proje yaptın. A4 Offset Alparslan Baloğlu'yla birlikte. Evet. Ve burada matbaayla çalıştın, matbaa baskısıyla çalıştın. Evet. Onu anlatır mısın? Direkt olarak plakaların üzerine çalışmıştık ve ek olarak da yine yaldız baskısı yapmıştık. Bu aslında müthiş bir projeydi. Yani bir albüm, bir baskı albümü 12 parçadan oluşan 6 tane siyah beyaz, 6 tane renklendirilmiş plakattı. Ve bunların ismi de zamanlar olduğu gibi renklendirilmiş zamanlar. Bunlar babamın bir zamanlar yazı yazdığı radyo haftası dergilerinin içinden elde edilmiş ve neyle o baskı tekniği nedir? Tipo baskıydı. Çinko. Hayır, tipo baskı. Tipo baskıyla elde edilmiş resimler. 1950'lerin... Yani metal klişeyle. Metal klişeyle basılmış resimler. 1950'lerin şarkı söyleyen kadınlarının ev hayatları vesaireyi görüntüleyen fotoğrafları ben o dergilerden alıp büyüttüm. Büyüttüğümüz zaman o tipo baskının bütün grenleri, tramları büyüdü ve bana harika bir görüntü sundu. Bunlardan özel olarak seçtiğimiz 6 tanesini çok özel bir kağıt üzerine olduğu gibi bastık. Zamanlar olduğu gibi bölümü bu baskı paketinin, dosyasının bu 6 tane olduğu gibi basılmış, tipo baskıdan büyütülmüş görüntüydü. İkinci aşamada, siyah beyazdı, evet. İkinci aşamada bunu renklendirme girişimim oldu. Bunu da tamamen offset baskının olanaklarıyla ama özgün bir baskı niteliğinde gerçekleştirdik. Ve bu özgün offset baskının üzerine de bir de ekstradan yine bir plaka üzerine elle çalışılmış bir yaldız baskı uyguladık. Ve bunun sonucunda yani hiçbir şekilde bir matbaa ya da herhangi bir şekilde bir serigrafi veya işte çinko baskı vesaireyle elde edilemeyen özgün bir baskı paketi ortaya çıktı. 12 tanelik ve bunun içinde bütünüyle Alparslan Baloğlu'nun mekanında çalıştık. Ve harika bir çalışmaydı. Evet. Yine tasarım alanına dönelim. Kurumsal kimlik diye bir kavram vardır. Bunun içinde kurum rengi, kurumsal renk çok önemlidir. Yani her kurumun bir logosu olduğu gibi, onu temsil eden bir işaret olduğu gibi onu temsil eden bir renk vardır. Bu renk baştan tasarlanır ve çok ciddi bir şekilde uygulanır. Yani diyelim ki başlıklı kağıtlarında, işte bütün evraklarında, bazen ambalajlar üzerinde, afişlerde, işte broşürlerde o renk hiç değişmez. Buna da kurum rengi denir. Matbaacılığın bilgisayara geçmeden önceki dönemlerde bu kurumsal rengi korumak çok önem taşırdı ve çok zordu.
Çünkü her matbaada irili ufaklı bir sürü matbaa var. Gidiyorsun bir tipo matbaaya bastırıyorsunuz. Eğer bu renkler bu üç ana rengin karışımından meydana geliyorsa çok büyük zorluk çekilir. Çünkü o karışım her zaman aynı olmaz. Çünkü göz kararı yapılır. Diyelim ki bir yeşil seçtiniz ama bazen bir petrol yeşili olarak görürsünüz bunu. Bazen bir fıstıklı yeşil olur. Oradaki matbaadaki ustanın eline göre değişebilirdi. Onun için kurumsal renk dediğimiz renk ana renklerden genellikle oluşur. Bir anekdotu anlatayım müsaadenizle. Bir yazıda okumuştum. Büyük bir Japon otomobil şirketi, Mitsubishi Motors şirketi kurumsal kimliğini yeniden yaptırıyor. Yeni bir logo ve yeni bir kurum rengi gerekli. Yeni bir kurum rengi bulmak için bir şey oluşturuyor. Uzman ekip, tasarımcı ekibi ya da tasarımcı, psikolog vesaire iletişimcilerden oluşan bir ekip 6 ay çalışıyor bunun için. Ve sonunda buluyorlar. Neyi buluyorlar? Kırmızıyı buluyorlar. Yok başka çünkü yani sadece 3 tane renk var. Ya kırmızı olacak, ya sarı olacak, ya mavi olacak. Bunları karışık yaparsanız en fazla çok bilinen oranlarda iki rengi karıştırırsınız. Yani diyelim ki magentayla sarıyı karıştırdığınızda bayrak kırmızısı dediğimiz bizim matbaacılık dilinde renk oluşur ki Türkiye'nin kurumsal kimliği de bu magentayla sarının karışımı olan kırmızıdır. Yani logo ay ve yıldızsa, beyaz ay ve yıldızsa o renk, bir kurum rengi de beyazla, beyaz da renktir. Aynı zamanda mesela Fransız bayrağı bleu, yani beyaz, mavi, beyaz, kırmızı diye anılır her zaman. Bizimkiler kırmızı, beyaz diye anılır Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum renkleri. Kurum rengi çok önemlidir. Dolayısıyla tasarımcı olarak bu konuyu bu konuda çok sıkıntılar yaşamışızdır her zaman. Verirsiniz numara. Yani bir takım oranlar ve biz matbaaya siyah beyaz veririz işi ve bir takım ölçüler veririz, yüzdeler veririz. Deriz ki işte bu %80 magenta, benim istediğim %40 sarı olacak ve burada ufak bir oynama sonunda senin şikayet ettiğin, hiçbir şekilde amaçlamadığımız renkler de ortaya çıkar ve bununla yetinmek zorundayızdır. Ama şimdi işler çok değişti tabii ve çok gelişmiş makinalar var. Yani eskiden renk ayrımcı ayrı bir atölyeydi, cilt ayrı bir atölyeydi, baskı ayrı bir atölyeydi. Şimdi çok büyük matbaalar var. İşte 5 renkli, 6 renkli makinalar var. Bir ucundan kağıt giriyor, öbür ucundan bitmiş olarak çıkıyor. Ama bundan önceki dönemlerde senin şikayet ettiğin şeyler çok sıradan şikayetlerdi. Hepimiz şikayet ederdi ama çaresizdik. Bazen de bunu kabul etmek zorundaydık. Renk ayrımcı bazen tramının bir yerini kaçırır, fazla olur, istediğiniz şey olmaz. Bunlar çok usta insanlardı ama bilgisayar, daha önce bilgisayardan önce şeyden, bilgisayardan matbaaya diye, kalıba diye bir terim vardı. O da harflerle şey yapılırdı. Bu şeyler, atölyeler bayağı bildiğimiz şeffaf film olarak üretirlerdi bu şeyi, yaptıkları işi.
Fakat teknoloji değişince bu insanlar hepsi işlerini kaybetti. Hepsi işlerini kaybetti. İçlerinde hasta olan, intihar eden oldu mu bilmiyorum. Yani birden ayaklarının altından meslekleri gitti insanlar. Ama birçok meslek bu şekilde gitti. Hep böyle yani oldu. Hep böyle oldu. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi tekrar şeye dönüyorum. Başa Akademi'nin giriş şimdi bize desen eğitimini heykeller, Yunan heykellerinin kopyaları üzerinden yaptırırlardı. Ve ben bu, ve çoğumuz da öyle, bu heykelleri renksiz ve mermer beyazı zannederdik. Değil mi? Evet, uzun süre böyle zannederdik. Oysa bunun ustaları, yani 2000 yıl önceki ustalar bu heykelleri yaptıktan sonra bunlar boyanırmış. Yani bayağı bir resim gibi boyanırmış, öyle değil mi? Evet. Ve renkli heykeller. Ve renkli heykellermiş. Biz onları beyaz zannederdik. Evet, böylece galiba konuşmamızın Berlin'den yaptığımız ve teknik aksaklıklar yüzünden aynı ekrandan yapmak durumunda kaldığımız konuşmanın da sonuna geldik. Aslında çok keyifli bir renk üzerine konuşma oldu diye düşünüyorum. Birçok şeyi düşündük, yeniden düşündük, hatırladık. Ve hepinize dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Renkli kalın.